Bursa Haber ekranlarından gündem özel programından herkese merhabalar. Bugün önemli bir konuğumuz var. 22. dönem AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Zafer Hıdıroğlu stüdyo konuğumuz. Vekilim hoş geldiniz. Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizi gördük daha iyi olduk, klasik cümlesi. Ama burada güzellikler gördük bu medyada. Sağ olsun arkadaşların ilgisi, yaptıkları işlerin doğruluğuna inancımdan dolayı herhalde. Hepsi bir araya gelince iyilik oluyor, güzellik oluyor. Sağ olun, teşekkürler. Vekilim, Bursalılar sizi tanıyor. Siyasi hayatınızda da oldukça geniş olduğunu biliyoruz. Ama ekrandaki izleyicilerimiz adına Zafer Hıdıroğlu kimdir, nerelidir? Biraz sizi tanıyalım mı? Evet, siyasi hayatı biliyoruz derken böyle genç kesim Z kuşağı bilmiyor gibi oldu. Olsun, ben Z kuşağıyla da beraber takılmayı seviyorum. Yani yaşımdakilerden çok randıman alamıyorum. Daha genç yaştaki arkadaşlarım çok benim. Bu bir espriydi. Efendim, Zafer Hıdıroğlu. Ben aslen Giresunluyum. Üniversite tahsilim için Bursa İktisat. Üniversite tahsilim için Bursa'ya geldim ve kaldım. Bursa'da en kısa söylemem gerekirse, üniversite yıllarımda aslında bir taraftan siyasi hayata bizi idare edenler olduğu, bu idare edenlerin beğendiğim, beğenmediğim taraflarını irdelemeye başladım. Fikir adamlarını, o zamanın fikir adamlarıyla beraber onların bizzat konferanslarını dinleyerek ileriye dönük Türkiye için yapabileceklerimiz bir insan olarak, bir vatandaş olarak nelerdi gibi şeyleri düşünme odaklı olmaya çalıştığım için de genç yaşta siyasetin içinde buldum kendimi. Üniversiteyi bitirdim. 8 sene devlet memurluğu hayatım var. İstifa ettim. Ticarete başladım. Oto yedek parça, tekstil, radyo, medya işlerim oldu. Siyasette 1990 yılı, ondan öncekileri söylemeyelim. Çok eskiye gidersek çok yaşlı olduğumuz meydana çıkar. 1990 yılının sonunda yapılan çift liste çıktığımız kongrede iki listeyle gitmiştik. Yıldırım ilçe başkanı seçildim. Refah Partisi Yıldırım ilçe başkanı seçildim ve orada önemli, orada biraz durmamız lazım diye inanıyorum. Bugünkü Türkiye ile bağlantılı olduğuna ve oranın bir temel olduğuna inandığım için bunu söylüyorum. Yıldırım ilçe başkanı seçilirken hani fazla radikalliğe karşı toplumsal ortak paydanın oluşmasını isteyen bir kafa yapımızın temsilini eden bir kişi olarak başkan adayım. Çünkü şu anda siyasette bildiğimiz işte yani Faruk Çelik'ten, Sayın Bakanımızdan, işte milletvekillerimiz Mehmet Emin Tutana, Refiye, yani ne kadar milletvekilimiz varsa bunların hepsini bildiği gibi Hayrettin Çakmağı varana kadar, Recep Altepe eski belediye başkanlarımız. Ya bunların hepsi bizim bu 20 kişilik ekibimizin içinde gelecek Türkiye'nin oluşumu için Refah Partisi'nin Yıldırım ilçe başkanı adayı olarak öngörüldüm ve çift listeyle girdiğimiz seçimi kazanarak Yıldırım ilçe başkanı seçildim ve 15 bin oyla devraldığımız ilçeyi 52 bin oyla bıraktık. O yıllar Recep Tayyip Erdoğan olayının da başladığı yıllardı. İşi nereye getirmek istiyorum? Bugünün Türkiye'sine getirmek istiyorum, evet. Dedim ya. Recep Tayyip Erdoğan olayının başladığı yıllardı. Bizler işte o zaman Tayyip Bey il başkanıydı. Sonra 1994 yılında ilçe başkanlığı döneminde Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bizler aynı kafa yapısının Türkiye'ye hakim olmasını 90'lı yıllarda başlattık. Bunu demek istiyorum. Dikkat ederseniz 2000'li yılların başlarında da Recep Tayyip Erdoğan olayı ve partinin tüzel kişiliği ortaya çıkmaya başladı. Yani bir 10 sene sonra biz keyfiyetini bu işin 10 sene önceden başlatarak doldurduk. AK Parti'nin başarısındaki zaten esas nedenlerden birisi de reis de, başkan da, Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız da çok tecrübeli bir siyasetçi. O yıllardan beri biz tanışırız. 85'li, 86, 87 yıllardan beri. Yani gelecek Türkiye için ne yapmamız gerektiğinin bilinciyle yetişmeye çalıştık. Ve onun için de AK Parti doğduğu zaman sağlam doğdu ve sağlam temellere oturdu.
ve birçok başarılara Türkiye'de imza attık. Tabii ayrıca ben spordan gelmeyeyim. Sivil toplum örgütleri. Sivil toplum örgütleriyle ilgili şeyler var. Mesela spor dedik. Ben herkese buradan yani tavsiye ediyorum. Eğer sağlığınızı düşünüyorsanız ki birinci planda sağlık düşünün, sporu bırakmayın. Nokta. Hangi yani, sporla uğraştınız bu arada? Ben Türkiye derecelerim var güreşte. Yani Türkiye'nin birçok yerinde derecelerim oldu. 9 sene aralıksız Türkiye şampiyonalarında. Ayrıca futbolda birinci amatör küme de Merinos, birinci amatör küme değildi o zaman. Orada lisanslı futbolcuydum. Gözlerimde problemler olduğu için ileri derecede oldu. Onun için de futbolu tabii istediğim gibi görme probleminden yapamadım. Meclis spor oyunlarında sırtı üstü yüzmede gümüş madalyam var. Yani duramayan birisiyim bu konuda. Herkese de tavsiye ediyorum duramamayı. Durmak yok, yola devamlı bunu bütünleştirirsek herhalde. Hele de bütün AK Partililerin duramaması lazım. Durmak yok, yola devam. Şimdi sivil toplum örgütleri olarak da birçokları var. Mesela Yurt Yuva Derneği'nin Bursa şubesini açmıştım. Sokak çocuklarının, mağdur çocukların, işte yuvalarda olan çocukların, onlar mağduriyetini gidermelerde ve onlara destek olma konusunda bir algı oluşturmaydı onun adı. Bana 2005 yılında yılın babası ödülünü de uygun gördüler. Ben o kadarını hak etmemiştim Yasemin Hanım. Hak etmeseniz niye alasınız? Başkaları daha güzel şeyler yapanlar da mutlaka vardır ama belki öne çıktı, öyle dediler. Yani bir sınırımızı, haddimizi bilelim diye bunu söylüyorum. Çünkü amacımız bir yerlerde bir şey için öne çıkmak değildi ya. Zaten milletvekilliğine kadar her şeyi yaptık. Ama mağdur olan insana yardımcı olma hamdolsun. Yani bizim temelimizde, özümüzde, asaletimizde, inancımızda, insanlığımızda olan şeyler, değerler en büyük değerdir. Mağdurlara yardımcı olmaktan keyif de alıyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum. Onlarla ilgili birçok şeyler yaptık. Yani Türkiye çapında birçok şeyler yaptım. Detaya çok girmek istemiyorum. Şu anda da Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin Bursa kurucusuyum. Birçok alanda varsınız. Evet, Türkiye Beyaz Ay Derneği kamu yararına bir dernek. 73 şubemiz vardı ya şu anda biliyorum. Şu anda çünkü ben kurucu başkanım. Füsun Koyunlular şu andaki başkanımız. Kendilerine de burada selamlar, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum. Füsun Hanım da başarılı bir dernek başkanı olarak engellilere, çocuklara ve kadınlara ki pozitif ayrımcılık yasasını biz çıkardık Yasemin Hanım. Bu pozitif ayrımcılık yasasından sonra çok Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar büyük yasalar çıkardı, bu kadar anlamlı yasalar çıkardı, bu kadar mağduriyetleri gidereceği bir temel oluşturduk. Ki ben İnsan Hakları Komisyonu üyesiydim mecliste. Tabii hak ihlalleri konusunda birçok çalışmalarımız yanında en büyük hak ihlali doğal olarak engellilerin, kadınların ve çocukların mağduriyetlerinin giderilmesinin mecburiyeti de vardı. Onun için de bunu bir dert edinmeye çalıştım. Bursa Şubesini kurduk. Kamu yararı, devlet işler yapıyor. Şu anda İngilizce, işte Sayın Başkan daha iyi biliyor. İngilizce kursları veriyor. Bedava, online, ücretsiz. Yani öğrenebilme, pratik İngilizce, A1 seviyesinde onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de İngilizce bilenlerin oranı az. Engelli, engelsiz beraber yaşama kültürü oluşturma dedik. Yani herkesin bir engelli arkadaş, hangi kameraya bakmam lazım bilmiyorum ben. Şuraya bakın. Şuraya bakabilirsiniz. Şuraya bak. Tamam. Kusura bakmayın. 3 tane kamera olunca. Şimdi aslında bu yasalarla birçok şeyler çıkardık. Çok güzel yasalar çıkardık. Yani engellilerin maaşları, hasta bakım ücretleri, toplumda öncelik hakları gibi birçok maddiyat olarak güzellikler yaptık. Ama engelli engelsiz beraber olma kültürünü henüz oluşturamadık. Vatandaşlık bilincimizde problemler var. Yani herkesin bir engelli arkadaşı olması lazım. Büyük puntalarla bunu söylemek istiyorum. Herkesin bir engelli arkadaşı olması lazım. Eğer mahallemizde
iş yerimizde, yakınlarımızın içinde engelliler mutlaka var. Gerek zihinsel olsun, gerek ortopedik olsun, gerek işte kör, sağır dediğimiz fark etmez. Onların yaşadığı hayatı nasıl yaşıyor, nasıl beraber yaşarız da beraber öğrenmiş oluruz. Onlar bizden bir yardım istemiyorlar. Onları anlarsak zaten iş kendiliğinden halloluyor. Ne demek bu? Şimdi körler için yapılan yola eğer esnaf tezgahını koyuyorsa kim engelli? O engeli çıkaran engelli değil mi? Engelli kör gider oradan. O kendi kendine kimseye engel çıkarmıyor engelli. Burada ama biz engellinin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Engellilerin haklarının korunmasında bizim çaba göstermemiz lazım. Engellinin engelinden dolayı kimseye bir zararı yok. Engeli yok. Ama hepimize engel çıkaran bir sürü şerefsiz var bu ülkede. Maalesef. Bir sürü diye çoğaltmayalım onu. Az da olsa nüfusumuzu orantılarsak bir sürü olsun. Gerçekten çok Asko'nun sosyal ben Bursa, bazen. Affedersin. Asko'nun Bursa Şube Başkanlığı'nı yaptım 96-99 yılları arası ayrıca. Anadolu Aslanları iş adamlığı döneminde. Milletvekili olunca da ticareti bıraktım. Siyasette başarılı olmak için gerekeni yaptım. Birçok yaptığımız şeyler var Bursa'da, yatırımlar var. Onlara birazdan değineceğiz. Gelenler bunlar. Gerçekten aşırı sosyal birisiniz ve birçok alanda faaliyet gösterip evet. Başarılar sağlamışsınız. AK Parti'nin kuruluşunda da emeğiniz çok büyük. Sizin hakkınızda bana bir ufak bilgi geldi. Sizin sesiniz de çok güzelmiş. Şarkı söylemeyi de seviyor musunuz? Sesiniz çok güzelmiş. Türkü söylemeyi çok seviyor musunuz öyle mi? Evet, ben hem iyi Kur'an okurum hem iyi türkü söylerim. Yani daha doğrusu türküleri seviyorum. Ama çok iyi söylüyor muyum? Evet yani sanatçı değilim ses ama. Ses tonunuz güzel. Biraz mırıldansanız mı acaba? Sanatçı değilim, kendi haddimi bilirim ama halk müziğini bizim öz müziğimiz. Halk müziği bizim evet. Öz müziğimiz. Yani özümüzün yansıtır bizim dertlerimiz, tasalarımız, sevinçlerimiz, mutluluklarımız, ovamız, yeşilimiz, hepsi onun içinde. Hepsi onun içinde. Yani o duyguyu da katabiliyorsanız o güfteye, o zaman halk müziği oluyor. Halkın her şeyi de orada oluyor. Onun için biz de halkın yanında her zaman olduğumuz gibi türkülerimizde de yanımızda olmayan halkımızla beraber oluyoruz yani. O zaman sizden bir demeç alamayacağız sanırım. Evet, var şu mı an. İstek? Onu söyle. Sizden gidelim ya da Neşet Ertaş. Neşet Ertaş'tan bozlak olur, bozlak çok uzun olur. Zaman... Gayrı dayanamam ben bu hasrete. Ya beni de götür, ya sen de gitme diye. Ataş'ın aşkıyla yakma çıramı, ya beni de götür, ya sen de gitme. Gayrı dayanamam ben bu hasrete, ya beni de götür. Ya sen de gitme, yeter türküleri boğmayalım. Ağzınıza sağlık. Sen beni sevseydin arar bulurdun, zülfünün telini bağlar dururdun. Madem ayrılmakmış senin muradın, neden beni ataşına yandırdın? Neden beni ataşına yandırdın? Madem ayrılmakmış ey dost senin muradın, neden beni ataşına yandırdın? Neden beni ateşlere yandırdın? Bundan daha iyisini söylüyorum ortamda. Gayet güzel. Burada var yani. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Gerçekten. Bir ara türkü ortamı yapın. Ben de sizden ücret almadan türkü söyleyeyim. Ortamı İlk siz yapın. İlk konum olarak yani. Sizi ağırlamak isterim o halde. Eyvallah, sağ olun. Evet. O zaman gündem konumuza dönecek olursak. Siz 22. dönem milletvekilisiniz. Bursa'da da hizmet alanında demin de konuştuk. Birçok emeğiniz, katkınız oldu. Sizin döneminizde yapılan yatırımlardan, projelerden biraz bahsedelim mi? Ha, bizim dönemden bahsedersek ondan sonraki dönemlerde hiç yapılmadı gibi bir şey algılanmasın ama bizim dönemde yani mesela şu çevre yolu dediğimiz çevre yolu çok önemli bir projedir.
Bu çevre yolunun yapımında malum yani kestele girmeden girilen yol Nilüfer'in çıkışında değil mi? Yani bu kadar uzun bir yol ve Bursa'ya da bir an önce lazımdı. Hiç unutmuyorum zamanın bakanının peşinden Ankara'yı dışına bakanlar tabii çıkıyor işleri icabı. Düzce'de yakaladım. Ya ne arıyorsun burada? Dedim sen tuvalete ben tuvalete. Sen nereye ben oraya. Yani dedim bu parayı almadan yani ödeneği Bursa için almadan çıkmıyoruz dedim. Tabii Sayın Bakanımız o zaman grup başkan vekili sonradan bakan oldu. Faruk Çelik başta olmak üzere. Biz topluca Bursa'nın yatırım alması için özel saba gösterdik gerçekten bütün Bursa için. Başta çevre yolu olmak üzere. Yakın çevre yolu, işte Mera Kanunu çıkartarak o yakın çevre yolunun geçişinin güzergahını da bu yasaları çıkartarak. Merinos'u, ben eski Merinos'luyum mesela çalışma hayatım, yani memuriyet hayatım orada geçti. O zaman Sümerbank devlet kuruluşuydu. Sümerbank'ı da tabii şehrin içinde fabrika olmaz. Merinos'u kaldırdık oradan ve Merinos'un yerini rahmetli Kemal Unakıtan, o zaman Maliye Bakanı, parasız vermem diyor. Yani şehir güvende çok para da lazım maliyeye. Veririz, vermeyiz. Biz onun mücadelesini çok yaptık ve parasız devrini sağladık. Şu anda kent meydanının kamulaştırmalarını, devletin arazilerinin, işte devletin kurumlarının oradan çıkarılarak, orada emekli sandığı vardı mesela, Vakur vardı, emniyet müdürlüğünün üstünde. Onlar sağlandı. Yani ben mega projelerden bahsediyorum. Şimdi bunlar o kadar çok ki mesela tekel binalarının kaldırılıp yerine mesela şu anda SGK binasının yapılması. Gece hiç unutmuyorum, Zamanlı Çalışma Bakanlığı'na bağlı. Gecenin geç saatlerine kadar orada incelemeler yaparak kararı oradan kaldırma. Bazen işte biz sizi göremiyoruz Sayın Vekilim neredesiniz falan diyorlar ya. Allah şahittir. Sabah ezanı okunurken biz sabah ezanı okunurken meclisten evimize gittiğimizi de biliriz. Ne kadar uyuyabilirsek uyuduk. Yoksa işiniz işte vekil oldunuz filan. Sanki bu algıyı biz lütfen hangi vekilimiz olursa olsun. Ha size vekillik yapamayanı zaten gönderirsiniz. Bir dahaki seçimlere kadar kalır. Ondan sonra gönderirsiniz zaten. Önemli olan sizin vicdanınız rahat mı? Rahat yapılması gereken şeyleri yaptınız mı? Yaptınız. Yoksa diğer türlü zaten herkes konuşur eder. Güzel işlerde muhakkak zaten bir şekilde taşlanır. Tabii bir, yani insan kendi yaptıklarının birilerinin tarafından güzel şeylerin bilinmesini ister ama bundan daha öte bir şey var. Yasemin Hanım biz büyük resme bakıyoruz. Biz büyük resme bakan nesiliz. Bizim nesil. Bakın şurada bir şey söylüyorum bütün izleyenlerim de buna şahit olsun. Daha sonra ya bu adam böyle söylemişti denir. Bugünkü nesli, bugünkü AK Parti olayını, bugünkü AK Parti'yi, bizden sonraki nesil bizleri, bugünkü AK Partilileri tarih kitaplarında okuyacak. Bakın abartılı bir şey söylemiyorum, hiç abartılı bir şey söylemem. Dünya şu anda biliyor, biz de biliyoruz ama bilmek istemeyen, halkın bilmesini istemeyenler de var. Ama tekrarlıyorum bu cümlemi, bugün AK Parti'nin yaptıklarını bundan sonraki nesil tarih kitaplarında okuyacak. Bizi okuyacak, sizi okuyacak, bu nesli okuyacak yani. Şimdi tabii bu biraz da bizler büyük resme bakarak siyasetçi olduk. Büyük resme bakıyoruz. Yani eğer 3 tane SİHA ile Karabağ alındı, Türkiye Cumhuriyetleri'ne açılındıysa, eğer Akdeniz'de petrolün bulunmasıyla belirli bir sonuca doğru iyice yaklaşmışsak, Karadeniz'de aynı şekilde petrolümüz, doğalgaz ve petrolümüz iki tane denemizde kısaca özetlemek istiyorum. Son noktaya gelmişsek, eğer yani ilginç değil mi? Yani şu anda Putin'le, Zelenski'yle savaş olan ülkelerde arabuluculuk yaparak belirli bir aşama kaydetmiş, dünyayı açlıktan kurtarıyor Türkiye. Bir cümle söylüyorum. Şu anda yani bu tahılın Karadeniz'den geçmesini sağlamak için Türkiye öncü olmuştur. Türkiye lafını da dinletmiştir. Ve o tahıl oradan geçerek şu anda Avrupa'ya tahıl ve o insanların açlığını önlüyorlar. Şu anda
ben dahasına gitmek istemiyorum ama bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Putin Sayın Cumhurbaşkanımızı aradı ve Tayvan meselesinde biliyorsunuz yani Tayvan konusunda da sıkıntılar var. Evet. Çin'le ABD arasında Rusya'nın da hesapları var kendine göre. Bu konuda oradaki Eylül ayında yapılacak olan toplantıda siz de bulunun diye rica ediyor. Yani şimdi dünyada hiçbir masa reissiz kurulamıyorsa bizim yeniden düşünmemiz lazım bazı şeyleri. Yeniden aklımızı başımıza almamız lazım. Benim bunu özellikle AK Parti seçmenine söylüyorum ve AK Parti'nin başta il başkanı olmak üzere yöneticilerin hepsine söylüyorum. Bunların hepsini AK Partili olabilmeyi düşünüp bulup ve bu uğurda çalıştıkları için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum onlara. Çok sağ olsunlar. Çok şeref duyuyorum onlarla. Ama biz eksilerimizi de konuşup birbirimizi motive ederek daha güzel hedeflere doğru yönelmemiz lazım. Yani Türkiye'de tabii sorularınız da var. Orada da gözüküyor. Yani ekonomik durum nedir, ne değildir? Evet. Yani gördüğümüz gibi bu gördüğümüz şey bu zamana kadar da zaman zaman oldu. Dünyada oldu, Türkiye'de oldu. İşte Türkiye teğet geçecek dediği zaman teğet geçmişti. Daha doğrusu reis hiç yalan söylemiyor ya. Mesela şimdi Kılıçdaroğlu'na bakıyorsun belki 500 tane yalan olan şeyleri söylediği net olarak ortada. Ama düşünüyorum, vallahi siz de düşünün yani seçmen olarak hiç yalan söylediği var mı Tayyip Bey'in? Yanlışı olabilir insanın. Yani bana göre doğru, size göre yanlış da olabilir. Bilgi eksikliği de olabilir. Şöyle bir şey var ama lafınızı bölüyorum. bazı sıkıntılar konusunda bence... Yani bazı konular Cumhurbaşkanı'na iletilmiyor. Bir orada aksaklık evet. oluyor. Sizce de öyle mi? Tabii. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bizi dinliyor biliyor musunuz? Yani bakın ben iki tane sıkıntıdan kendisine bahsettim. Yani Netiki dönemindeki sıkıntıda. İki tane sıkıntıyı bahsettim kendisine. Ne derece tedbir alınabildi, alınamadı bilmiyorum. Yani ben şunu düşünüyorum. Reis kendisine bazı konularda bilgi eksikliği veya bilgi yetersizliği aynı şey oldu. Veya sağlıklı bilgi getirilemiyor. Yani bu birkaç nedenden dolayı evet sonuç alma bilgileri kendisine yeteri derecede altyapısı oluşturulup çalıştırılarak gelmemiş. Bu belli oluyor yani. Onun için iç siyasette Türkiye'de maalesef bazı eksikliklerimiz var. Bürokrasi konusunda eksiklerimiz var. AK Parti teşkilatları konusunda eksikliklerimiz var. Halka doğruyu anlatabilme konusundaki medyaya çıkan arkadaşlarımız konusunda eksiklikler var. Biz iyi niyetle beraber bu eksikliklerimizi beraber gidermemiz lazım. Çünkü reis en fazla ağırlığı bu ara dışişlerine veriyor. Dikkat ederseniz yani saysanız sağdan ve solundan dünyada kim ne de derse desin 2-3 tane lider vardır yani. Dünya lideri olmuş bir insandan bahsediyoruz. Çünkü biz belki aç gelir gezeriz ama bayrağımız, vatanımız çok önemli diyoruz. Herkes diyor bunu. Ama bunu gönülden diyenler, daha gönülden diyenler de belli oluyor. Şimdi eğer benim liderim çok büyük riskler altında olduğu halde o akşam karanlıkta uçakla halka sokağa çıkın, ben de geliyorum, gerekirse halkımla beraber ölürüm diyebiliyorsa öbürleri teferruat o zaman oluyor. Her şey vatan için öbürleri teferruat klasik cümle var ya, bu demeyle olmuyor. Bayrağı 500 metre yukarı çıkarmakla Türkiye büyümüyor. İstiklal Marşı'nı amuda kalkarak okusanız, ben sporcuyum, onu da denerim gerekirse. Ama Türkiye için yaptıklarınızla Türkiye keyfiyeti oluşur. Gerekirse ben halkımla beraber ölürüm diyebilen bir lider meydanlara çıkıyorsa bu halka hiçbir şey olmaz. Biz aklımızı başımıza almamız lazım. Eksiklerimiz, kusurlarımız olabilir. Biz gerek teşkilatımız, partimiz içinde bunu halletmeye çalışırız elimizden geldiği kadar. Türkiye'de eksiklerimiz olabilir. Şu anda maaşlarımızda, asgari ücretlerimizde ama görüyoruz ki büyük Türkiye'yi hiç unutmayalım. Ben onu da söyleyeceğim ama birkaç dakika içinde özetleyeyim isterseniz.
Şimdi bu bakıyorum emekli maaşları, asgari ücretler, enflasyonla, pahalılıkla başa baş gidiyor. Hatta 3-5 refah seviyesinde yükseldiğini görüyorum. Ben iktisat benim ilgi alanım. Yani bu konuları daha iyi biliyorum. Fakat burada kafaları yoran şey söylemekten ziyade biraz siyasi olarak bir şey söyleyelim istiyorum. Sizin de sorunuz oydu. Zaten ekonomistler, bu konuyla ilgili bilim adamları birçok şeyler söylüyorlar televizyonlarda, haber kanallarında. Ama bizim söylediğimiz şey şudur. Şu anda sen, yani atıyorum X zamanda 10 kilo şeker alıyorsan maaşınla, şimdi aynı zamanda 11 kilo alıyorsun. Yani veya şeker çok kullanmıyoruz Türkiye'de, kullanmayalım yani. Ben kullanmam pek şeker. Sporcu mesela en fazla gıda maddemiz nedir? Ettir. Yani evet. Biz ilk zamanda 10 kilo et alıyorsak aynı zamanda aynı parayla 11 kilo et alabiliyoruz. Yani bu refah seviyemizin şeyidir. Yoksa pahalılık pahalılık diyoruz ama bakıyorum böyle çayın 30 lira, kahvenin 30 lira olduğu kafeler de dolu. Yani 5 lira olduğu yerlerde de insanlar var. Şimdi herkes kendini ona göre ayarlayıp bütçe oluşturursa dünyaya bakıyoruz. Dünyada aynı şeyler var. Yani bunu herkes söylediği için ben de söylüyorum dünyada ama. Dünyada da aynı şeyler var ama Türkiye'de istediğinden daha fazla değil mi sizce? Yok. Daha fazla değil. Çünkü ben demin söyledim ya, gelen zamlara baktığımız zaman yani enflasyon diyelim %60 ilk zamanla %60'a ulaştı. Ama aynı zaman içinde emekliye, çalışana, memura ve asgari ücretliye zam %65. Faraza diyorum bu rakamlar. İyileştirme desek 60'ın çünkü üzerine. Yani ha, 70 olunmasını isteriz. Şu an mesela yokluk sınırı 6.391 lira yine asgari ücret. Yokluk sınırından bahsedecek olursak evet. 6.391 lira yine asgari ücret onu karşılamıyor. Şimdi şu anda oranlar aklımda yok. Sadece bildiğim mesela asgari ücretlinin satın alma gücüyle geçen seneye oranla bu sene asgari ücretini satın alma gücü daha fazla arttı. Yani bu kesin. O verileri artık şu anda bilseydim getirirdim yanıma. Yani genel olarak baktığımızda krizler, savaşlar, pandemi derken Türkiye bu süreci iyi mi yönetti diyorsunuz? Ha, tabii. Şimdi burası önemli işte. Mesela şu tahılın buradan geçirilmesi bilmem ne meselesi evet. Var ya. Türkiye Sudan'da kaç yüz bin milyon dönüm yer kiraladı daha kaç sene önce. Niye yaptık bunu? Türkiye'nin geleceği, bu durumu Türkiye bildiği için orada da bir taha lambalarımız oluştu bizim şu anda. Taha Sudan'dan bahsediyorum. Tarımada büyük destekler veriyor. Bu sene rekolte de yüksek. Ama gelecek yüzyılda bundan sonraki nesiller için söylüyorum. Yani gıda ve su sıkıntıları olacak. Mesela benim Bursa'da Hamamlı Kısık'ta bir böyle 10 dönüm, çok eskiden aldığım 10 dönüm yerim var. Orada benim her türlü doğal meyvemi, sebzemi yetiştiriyorum. Herkese tavsiye ediyorum olabildiği kadar. İmarlı yeri olmadığı için daha ucuz. Orada tavuklarım var, affedersiniz ineğim var, ördeklerim var, koyun kuzu var. Bir Azeri aile de geldi, orada çalışıyor. Maaşta yani bana her şeyi üretiyor. Adamı maaş veriyorum ama o maaş da kendi şeyimden çıkıyor yani, yediklerimden çıkıyor yani. Yani kendiniz yapın, yiyin. Doğal, organik ürünlere önem vermelerini insanlara tavsiye ediyorum. Şimdi bu süreçten sonra seçimler de yaklaştı malum. Her parti de sahaya inmeye başladı. Gerek anketler neticesi, gerek halkın nabzı tutulduğunda AK Parti'nin oylarında bir düşüş söz konusu. Sizce bu neden kaynaklanıyor? Bu ekonomik krizin etkisi olabilir mi? Aslında AK Parti'nin oyları yeteri kadar artmadı desek daha doğru olur. Yani %40 bandının altına indiği söyleniyor. Kimin bandı? %40. Sesin size gelmiyor mu? Geliyor. %40 bandının altında şu anda evet %40 civarı. %42, %41-42 ama yani bu 39 da olabilir. 43 de olabilir. Yani şu andaki anketlerde biraz daha şunu söyleyeyim. Tabii ki. Yani şu anda %40 bile olması AK Parti'nin anketlerde. Ya bu kadar ekonomik sıkıntılar yaşandı, pandeminin getirdiği birçok şeyler oldu. Tabii bizim de yani güzel kişiliklerin yanlışlıkları da olur. Kararsız seçmen de çok fazla. Evet, kararsız seçmen de çok fazla.
Bütün bunlara rağmen %40 ise Türkiye'ye kim yönetir diye soruluyor. Yani şöyle, şimdi insanlar şunu düşünecekler. Yasemin Hanım, tamam bir altılı masa var, artık iki partili bir seçim haline geldi Türkiye. Mutlaka ben ufak tefek partiler anlamında söylemiyorum. Yani sistem gereği %1'lik, 2'lik, 3'lük partiler de hepsine saygı duyuyoruz demokrasi gereği. Fakat artık kaç tane parti bir araya gelerek işte altılı masa var, bir de var mı yok mu denen yedincisi var. İşin içine giremiyor. Ya girin işte, buyurun girin. Demek ki var sizde bir problem ki giremiyorsunuz işin içine. Veya onu tam alamıyorsunuz, var bir problem. O ayrı bir mesele. Şimdi halk düşünecek. Tamam, ben AK Parti'ye kızıyorum. Şundan kızıyorum. İşte pahalılık oldu. Gerçi biz demin söyledik işte o da telafi ediliyor ama yeterli bulmamış olabilir. Açlık sınırı o olabilir, bu olabilir. Bunların hepsi kabul. Peki değiştirelim, altılı masaya verelim. Daha mı iyi olacak Türkiye diye kendine sorduğu zaman kararsız ne yapması gerekir acaba? Öyle ya. Şu anlamda diyorum. Yani bu işi AK Parti'den ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bir partiden daha mı iyi yapar? Şu anda Cumhurbaşkanı belli olmayan altılı masadaki kişi ve kişilerden herhangi birisi. Halk bunu düşündüğü zaman maalesef ben eminim. Maalesef iktidara gelmedikleri için bilinmez. Evet. Şimdi ben tabii sizin aracılığınızla sormuş oluyorum. Yani soruyu soran muhatabım gibi göstererek esas muhataplarım oluyorsun birçok kişi adına. Bu arada demin de dediniz Cumhurbaşkanlığı adayları belli değil. Siz Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ne düşünüyorsunuz tam olarak? İşte Cumhurbaşkanlığı işte bu demin şu anda söylediklerim zaten onu da söylemiş oluyor. Yani anketlere kararsızların birçoğu karar verirken Türkiye'yi düşünecek değil mi? Kendini düşünecek, geleceğini düşünecek, nesilleri düşünecek. Biz de düşünülmesi için AK Parti'nin zaten 100 günde 100 neydi? Yüz yüze gönül gönüle. Evet, gönül gönüle. Yani halkın bütün kesimlerine geçmiş dönemle bu dönem arasındaki farkı mutlaka biz çocuklarımıza özellikle Z kuşağına söylememiz lazım, anlatmamız lazım. Şimdi Z kuşağına bak ben en çok Z kuşağıyla ilgili olan kişi benim. Yani ben bazen diyorum ki benim yaş grubumda işte Emir Sultan Hazretleri manevi psikolojisinden de kaynaklı olarak emekli olanlar biraz daha kendini işte cennete yakın hissederler falan. Psikoloji böyledir. Bunu tabii saygıyla karşılıyorum. İşte biz de Emir Sultan'a gideriz, ziyaret ederiz. Camisine de gider, biraz psikoloji bir şey olur. Ama dedim ki benim yaş grubuna, ya dedim bu evden camiye, camiden eve ölümü bekler gibi bekliyorsunuz burada dedim. Böyle bir Müslümanlık yok ki dedim. Ben onların çocuklarıyla, torunlarıyla. Hatta geçen gün Serpil galiba kızın adı. Şimdi bir çift işte biz yaşlarda bir gençli kızı gösteriyorlar. Tanıdın mı tanıdın mı diyorlar bana. Dedim ya ben ya bu Serpil diyorlar ya ben Serpil deyince ha falan dedim ya bizim Serpil daha falan işte çocukken sevdiğimiz çocuklar belirli yaşlara gelmişler falan. Şimdi yaşımız geçiyor ediyoruz hepimiz siz de bir müddet sonra sağlıklı bir yaşamla geçecek. Ama gelecek nesillere, çoluk çocuğumuza verecek olduğunuz birçok şeyler, birçok değerler var. Türkiye'nin öz değerini çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz. Z kuşağını en iyi anlayanlardan birisi olarak onlarla beraber ben zaman zaman buluyorum. Yani onları da doğru anlıyorum. Çünkü ben şu anda kendi yaş grubumun yaptığı şeyi değil, yapmadığı şeyi istiyorum. Zafer Bey, aslında ben buraya gelen her konuğa bu soruyu soruyorum. Z kuşağı neden bu partiye oy vermeli diye. Siz ben sormadan bütün sorularımı içtenlikte yanıtladınız bu arada. Sağ olun. Neden AK Parti'ye oy vermeli işte değil mi? Onu mu yani? Açıkladınız da aslında bir nevi. Bir şey daha söylüyorum. Yani halkıma soruyorum. Yani altılı masada başta birinci parti CHP ya şu anda evet. Anketlerde. Altılı masanın birincisi. Niye oy versinler? Belki mesela, bir proje sunmadı mesela. Bir şey söyleyeyim. Bakın bir şey söyleyeyim aklıma geldi izin verirsin. Mecliste bir gün bir yasayla ilgili bir görüşmemiz falan vardı. Ben de konuşma yapıyorum.
Uzatmamak için kısa geçiyorum. Sağlık yasası, doktorlara mecburi hizmet, evet. İnsan haklarına aykırı. Niye mecburi adamı gönderiyorsun Hakkari'ye falan? Fazla para verelim dedik doktorlara, hani o mağdur bölgesine. Gene istemediler. Gitmedi doktorlar. Ondan sonra elini yüzünü düzeldi. Yine bir çalışma yaptık. Yasal düzenleme. CHP'li arkadaşlar da devamlı sataşıyor konuşurken. En sonunda dedim, ya dedim, biz dedim bu yasayı çıkardık, insan haklarına aykırı diye biz değiştirdik. Tekrar dedim, elini yüzünü düzelterek böyle bir yasal düzenleme yapıyoruz. Dedim, sen orada konuşuyorsun dedim. Peki sen ne diyorsun, ne yapalım? Var mı bir fikrin? Yani öyle olmasın da böyle olsun dediğin bir şey var mı yok dedim, ne konuşuyorsun ya? Yani Alman şöhleri bir sözü vardı. Çözümde yer almayanlar sorunun bir parçası olurlar. Şimdi peki Türkiye'deki hangi sıkıntının giderilmesiyle ilgili halkımız, ya bunlar evet daha iyi yapar bu işi diyebilir. Objektif düşünmeye çalışıyorum. Ben objektif halkı iyi düşüneceğim ki ona göre siyaset üreteceğim. Yani ben şu anda çözümle ilgili, yani şu anda Türkiye'deki eksiklerin giderilmesiyle ilgili altılı masanın gerek altısının bir gerek herhangi birisinin herhangi bir çözüm önerisi makayan ya bu iş doğru söylüyor bu adam bu şekilde daha iyi olur denen bir şey var mı yok ya bırakın Allah aşkına Türkiye bu kadar zor şey kalmamalı ya yani siyaseten bu kadar düşük profil olmamalı yani siyaseten bu kadar düşük bir muhalefet Türkiye'de olmadı ben 40 seneye yakın siyasetçiyim ya böyle bir şey olmaz siyaset ne kadar güçlü olursa biz dersimize daha fazla çalışmak zorunda. Size soru sorma fırsatı vermiyorum demem gerekenleri biliyorum. Toparlayacak olursak süremiz de kısıtlı, az bir vakit kaldı. Sorularım var. Birkaç tane daha soru sorup ve kapanışı yapalım isterseniz. Yerel yönetimden konuşalım birazcık da. Yerel yönetimin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Yani Bursa'nın kaynaklı rasyonel kullanılıyor mu? Belediye başkanlarına soracağım. Sizin görüşünüzü merak ettim. Yanlış bir şey soruyorsun. Şimdi efendim, belediyelerin... Aslında ne yapılmalı biliyor musun bence? Ben bir iki şey söyleyeyim. Ya bu sadece muhalefet iktidar değil. Bütün belediye başkanlarının tamamı, büyükşehir belediye başkanımız başta olmak üzere AK Partili ve CHP'li belediyelerimiz var. Yenişehir'de de MHP belediye başkanımız var. AK Parti ve CHP belediyeleri hepsi toplar bir meclis kararıyla beraber birinci planda Nilüfer Deresi'nin bu kirliliğini gidermeler lazım ve Çevre Bakanlığımız da bu konuya dahil olur, maddi manevi destek verir, proje konusunda destek verir, kredi teminatı yapar, kendi çevre kirliliği konusundaki üzerine düşen görevi yapar bakanlığımız. Ben bunu biliyorum, kendileri de biliyorlar. Bu Nilüfer Deresi'nin böyle adam gibi çayının akmasını, eskiler balıklar filan tutuyor, geçtik balık tutulmasını ve bu ovadaki bak hiç kimse bana kızmasın, darılmasın, gücenmesin. Bu yeraltı sularını kirletenin bütün fabrikalar başta olmak üzere hepsinden bu hesap gerekirse sorulmalı. Bunlar arıtmalarını kesin olarak mutlaka yaptırmaları gerekir. Yani ben falan yerin çevre yolu yapılsa iyi olur, falan yere kavşak yapılsa iyi olur diyemiyorum. Yani onları derim. Bursa'da ben yani yarım asırdır Bursa'dayım neredeyse. Çocukluğumdan bu yana Bursa'dayım. Her tarafını biliyorum. Evet. Birçok eksikliklere de geliyorum ama dikkat ederseniz ben halkın geleceğiyle ilgili eksiklikleri, yani şu anda yeraltı suları ve o kullanılan o sular yetiştirilen sebzelerden tutun da yani birçok şeye varana kadar ovada işte armut yetiştiriyoruz değil mi? Şu anda bir armut resmi gelmişti bana WhatsApp'tan da. Onun için bunu söylüyorum. Şeftalilerimiz. Belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanım bu işi halleder. İstiyordur da ama şu anda projelerinde hangi aşamada bilmiyorum. Bu Nilüfer Deresi Bursa'yı çok kirletiyor. Bir karar alınacak Büyükşehir Belediyesi olarak. Yani ilçe belediyeleri de buna uyacak. Şehircilik Bakanlığı da destek verecek ve bismillah bu işe başlanılacak bir. İkincisi tabii büyük projeler gerekiyor. Bakıyorum böyle kavşak düzenlemeleri. Önemli kavşak düzenlemeleri, önemli trafik rahatlamaları oluyor şehrin batısında özellikle. Ama şehrin batısında nüfus artışı o kadar hızlı artıyor ki yaptığınız kavşaklar sizin 2 sene yetiyor, 20 sene yetecek diye düşündüğümüz belki.
veya 2 sene sonra bizim tahminimizden çok daha fazla artışları dikkate alarak Büyükşehir Belediye'mizin şu Paşa Çiftliği meselesinin hallolması lazım. Paşa Çiftliği hallolmadan oradan geçilemiyor. Ne oluyor? Biz şehrin kuzeyinden 2 tane doğu-batı istikametine yollar açtık. Yıldırım'dan başlıyor, Kestel'den başlıyor. Yıldırım'da başlıyor işte Yavuz Selim'den Vişne Caddesi'nin altında 2 tane ana yol, yani gidişli gelişli ana arter. Yani bu yol gidiyor tam Paşa Çiftliği'nde kalıyor. Paşa Çiftliği'nin oraya kadar gidiyor, oradan sıra meşelere mahalle arasından, yani şey eski mahalle olduğu için orası da çok dönüşümde olması gereken bir yer. Oraya tekrar Buzke'nin orayı tıkıyoruz. Buzke'nin orada hepsi bir tıkanıyor. Bu Paşa Çiftliği meselesi bir şekilde hallolması lazım. Hallolursa onun altından veya üstünden viyadüklerle beraber bence o yol, yani çok arka taraflara detaya girmek istemiyorum. Tabii bu proje mühendislik işidir. Mühendislerimizin trafiğin yoğunluğunu hangi şekilde azaltır şekline dönüştürülmesi lazım. Bir de güneyden yol, yani Uludağ yamaçlarından bizim doğudan doğu ve doğu batı istikametinde tabii orada da viyadüklere ihtiyaç olacağını biliyorum ama bu mutlaka Bursa'da yapılmalı artık. Eğer kuzey tarafına yaparsak Bursa Ova zaten bitti, daha fazla biter. Çünkü o yollarla yapılaşmaları da beraberinde getiririz. Peki son olarak merak ettiğim bir şey var. Siyasete geri dönme düşünceniz var mı? Ben siyasetteyim ki zaten. Ben hiç nasıl geri dönme derken siyasetten gitmedim ki. Yasemin Hanım, bir şey söylemeye çalıştım. Ben onu tekrarlayayım. Tabii sorunuz yanlış bir soru değil, yanlış anlamayın. Ama ben bu şekilde cevap vermekle kendimi ifade etmek istiyorum. Böyle cevap vermek istiyorum. Yoksa sizin sorunuzda sıkıntı yok. AK Parti Türkiye'deki siyasi partilerden herhangi birisi değildir. Bu zamana kadarki siyasi partilerden hiçbiri gibi olmamıştır. Bundan sonrasını bilemeyiz. AK Parti'yi büyük resme bakarak anlamak gerekir dedik. Çünkü Türkiye'nin geleceği çok önemlidir. Yani biz günübirlik siyaset çok yapıldı Türkiye'de. Biz bu kafa yapısında olan siyasetçiler olduğumuz için milletvekili olduğumuzda siyasetteyiz. Milletvekili olmadığımızda siyasette değiliz diye bir şey yok. Şu anda ben siyasetin tam içindeyim. Çok iyi bir AK Partiliyim ve muhalefet partilerini de tanıyorum. Siyasetime de devam ediyorum. Çünkü ben AK Parti'nin kuruluşundan 10 sene önce AK Parti'nin oluşumunu hazırlayan, seçimle iş başına gelen Bursa'nın merkezi sayılan kafa yapısı olarak, yani Tayyip Erdoğan olayını Bursa Yıldırım'da ikinci listeyi çıkarıp kazanarak Tayyip Erdoğan hareketini başlatmış bir insanım, arkadaşlarımla beraber tabii. Demin arkadaşlarımı da saydım. Biz bu siyaseti bugün için, yarın için, ki her görevi yaptım. Meclis üyeliği yaptım, İl Genel Meclis üyeliği yaptım, İlçe Başkanlığı, il yöneticilikleri, sivil toplum örgütleri, birçok görevi yaptım. Ama şu anda o görev bu görev. Ben zaten bir daha adayla müracaat falan etmedim. Milletvekilliğimin bittiği gün emekli milletvekili oldum. Hani emekli milletvekili olarak tekrar milletvekili olabilirdim. Sıkıntı yok. Ama tercih etmedim. Yani müracaat etmedim, onu söyleyeyim. Bir şekilde ben yine üzerime düşen bir vatandaş olarak görevimi yapıyorum. Bir siyasetçi olarak görevimi yapmaya devam ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımıza, teşkilat mensubu arkadaşlarımıza, ilçe başkanlarımıza, üyelerimizle zaman zaman da bir araya gelerek, ama benim burada teşkilat mensubu arkadaşlarıma belki azıcık acıtacak gibi olabilir. Herkes aklını başına alsın deme hakkım var. Tecrübeli bir siyasetçi, bir abileri olarak bunu söylüyorum. Programın başında söyledim. Yani onları AK Partili olduğu için, AK Parti davasını götürdükleri için çok seviyorum dedim. Gerçekten çok seviyorum. Çünkü ülkeme bir kat değer oluşturuyor onlar. Ama bu değer bu kadar oluşmayacak. Bu kadar oluşacak. Çok çalışmamız lazım. Bunun için de bizi tenkit edenlerin haklı tarafları da var. Bizi tenkit edenlerin haklı tarafların, evet bu konuda sizler doğru söylüyorsunuz, bu konuyu çözmek için de biz gerekeni yapmamız lazım diyebilmeliyiz.
karşı tarafı anlarsak, onlarla beraber olursak, AK Parti'ye oy vermeyenlerin eğer vatan hainleri değilse bunlar, ön yargılı vatan hainleri değilse, niye olmadıklarını sorduğumuz zaman göreceğiz ki bizi iyi tanımadıklarından. Bizi iyi tanımaları için onlar neredeyse oraya gideceğiz. Onlar kimlerse onların yanına gideceğiz. Onlar neredeyse oraya, onlar kimlerse onların yanına. O kimler dediklerimizin yanına kimlerle gidilmesi gerekirse. Zafer Bey. Bak sen Çerkez kökenlisin. Evet. Mesela bir işte insanlar Çerkez'dir, darbe görmüşlerdir, bir yerden rahatsız olmuşlardır. Ama bu doğrudur, yanlıştır, en azından bir ünsiyet olması için. Ya sen de Çerkez'sin. Hadi beraber gidelim, işte bir şey olsun, enerji, sinerji, bir muhabbet ortamı oluşabilir. Bu vesileyle diyebilmeliyiz. Onun için demek istiyorum. Zafer Bey, programımızın sonuna geldik. Konuşacak çok konu vardı ama maalesef ben de uyarı alıyorum. Sizi buradan... Ben konuşturmuyorum ki sizi. Kusura bakmayın yani ben de... Programı hem sundunuz hem kendiniz cevapladınız diyebiliriz aslında. Sizi ya sabrın içinde teşekkür ediyorum. Evet. Katılım ve paylaşımlarınız için de çok teşekkür ederim. Gündem Özel programının sonuna geldik. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.